17. yüzyılda coğrafi kişilerle Avrupa'ya getirilen altın ve gümüşün gümrüksüz bir şekilde Osmanlı ülkesine girmesi Osmanlı parasının değer düşmesine yol açmıştır. Bu durum coğrafi kişilerin Osmanlı ülkesinde aşağı giden hangisinde ortam hazırladığını gösterir. Ticaret hacminin genişlemesine, hazine gelirlerinin artmasına, üretim maliyetinin azalmasına, enflasyon olaylarının yaşanmasına, ham madde üretiminin yükselmesine. Evet yukarıda arkadaşlar Osmanlı Devleti için nasıl bir durum var? Osmanlı ekonomisi için öyle özellikle olumsuz bir durum var. Dolayısıyla coğrafi keşiflerle zenginleyen Avrupa devletleri ...Uzakdoğu'nun e, uzak doğunun altın ve gümüşünü Avrupa'ya getirip zenginleşerek e, fabrikasyon sistemine geçmişler ve dolayısıyla ürettikleri fabrikalardaki bolca e, imal edilmiş malı Osmanlı ülkesine gümrüksüz bir şekilde getirmişler. Ve bu durum karşısında Osmanlı Devleti'ndeki yerli esnaf e, atölyeleri bu gelen gümrüksüz gelen mallarla uğraşamadığından dolayı onlarla boy ölçemediğinin dolayı pazarda dolayısıyla ne olacaktır? E, Kepen kapatacaktır yerli tüccarlar. Dolayısıyla bu da Osmanlı Devleti'nde dışarıdan gelen mallarla içerideki malların tam uyuşmamasından dolayı enflasyona neden olacaktır diyoruz. Enflasyon nedir? Bir ülkede bir malın aşırı bir şekilde değerlenmesine diyoruz biz arkadaşlar enflasyon diyoruz. Yani yukarıdaki durum Osmanlı Devleti için olumsuz bir durum. Bu doğan'a baktığımızda A, B, C ve E seçenekleri için seçenekleri için Osmanlı'ya olumlu bakarken fakat D seçeneği Osmanlı Devleti için olumsuz bir durumdur. Zaten biz de yukarıdaki gelişmenin Osmanlı Devleti için olumsuz olduğunu söylemiştik. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Zitvatorok anlaşmasıyla ile Avusturya Arşidükası protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılmıştır. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin bir göstergesidir? Zitvatorok Anlaşması'nın diplomatik açıdan büyük bir başarı olduğunun, Osmanlıların Zitvatorok anlaşmasıyla Avusturya karşısında güçlendiğinin, Avusturya'nın Osmanlıya yönelik politikalarının başarısız olduğunun, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki eşitlik sürecinin başladığının, Avusturya'nın Osmanlı Devleti üzerine yaptırım gücüne eriştiğinin Evet arkadaşlar Zitvator antlaşması 1606 yılında imzalanmış bir anlaşmadır. Daha önceden bu anlaşmadan önce 1533 yılında arkadaşlar İstanbul Antlaşması vardı. İstanbul Antlaşması. Bu İstanbul Antlaşmasında durum şuydu. Arşidük eşit arşidük eşit Osmanlı Devleti'nde sadrazamdı. Sadrazam idi. Yani onların bir numarası Osmanlı Devleti'nin iki numarasına eşitti. Yani Osmanlı Devleti protokol olarak şu kanun döneminde imzalanan İstanbul Anlaşması'yla bunu göstermişti. Bu bağlamda baktığımızda D seçeneğindeki Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında eşitlik sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Neden? Yukarıda görüyorsunuz Avusturya Arşidük'ü protokol bakımından padişaha denk olmuş. Yani artık bu sadrazam değil. Ne olacak arkadaşlar? bundan sonra padişah olacaktır diyoruz. Yani artık eşitlik başlamış birebir eşitlik başlamış diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Tarhuncu Ahmet Paşa denk bütçeyi hazırlamış, gelirleri yüksek tımar topraklarına iltizama vermiş, devlete borcu olanlardan bu alacaklarını tahsil etmiş, saray masraflarına kısmış, yüksek maaş olan memurların maaşlarının bir kısmını hazine adına el koymuştur. Buna göre Tarhuncu Ahmet Paşa'nın mali sistemi ıslah etme, hazine gelirlerini artırma, devlet otoritesini güçlendirme amaçlarından hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir. Evet arkadaşlar Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti'nce 17. yüzyıl ıslahatçılarından birisidir ve yapmış olduğu ıslahatları da burada belirtmiş. Bu bağlamda baktığımız daha çok ekonomi alanında ıslahat yaptığı görülmekte. Mali alanı ıslah etme yani yenilik yapma yukarıda zaten bahsetmiştik. Ekonomi alanıyla ilgili demiştik. Hazine gelirlerini artırma evet yukarıda yaptığı çalışmalar hazinenin gelirlerini artırma yöneliktir. Devlet otoritesini güçlendirme. Zaten birinci öncül ve ikinci öncül gerçekleşirse arkadaşlar otomatikmen devlet otoritesi de güçlenecektir diyoruz. Doğru seçeneğimiz 1-2-3 E seçeneği olacaktır. Kırım'ın Karadeniz'in kapısı olması ve burayı alması durumunda Rusya'nın İstanbul'u doğrudan tehdit edebilecek bir imkan elde edecek olması Osmanlıların 1736'da Rusya ile savaşmasına yol açmıştır. Yalnız bu bilgilere göre Osmanlıların amaçlarının hangilerine yönelik olarak Rusya ile savaştığı söylenebilir. İstanbul ve boğazları güvenlik altına alma, Karadeniz'deki Osmanlı egemenliğini devam ettirme, Rusya'nın Osmanlı azınlıkları kışkırtmasına engel olma. Evet sorumuza baktığımızda sorumuz daha çok arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Kırım ve Karadeniz'le ilgili bir durumu söz konusu. Bu bağlamda baktığımızda İstanbul ve Boğazların güvenlik altına almaya çalışıyor mu Osmanlı Devleti? Evet diyebiliriz. Neden? Ee, Rusya'nın İstanbul'u doğrudan tehdit edebilecek bir imkan elde edecek olması Kırım'ı ele geçirmesi ile Rusya'nın dolayısıyla Karadeniz'den de İstanbul ve Boğazları'nı tehdit altına girmesi İstanbul ve Boğazların güvenlik altına almasına sebep olacaktır Osmanlı için. Karadeniz'deki Osmanlı egemenliğini devam ettirme yine Osmanlı devleti için takip edilecek politikalardan birisidir. Zira eğer Rusya Arkadaşlar Kırım'ı ele geçirecek olursa Rusya ki Kırım'da biliyorsunuz Kuzey Karadeniz'de ve Karadeniz'in kenarında bir yerleşim bölgesi. Rusya buraya ele geçirirse otomatikman nereye inmiş olacaktır? Karadeniz'e inmiş olacaktır. Bu durum karşısında da Osmanlı Devleti Karadeniz'deki egemenliğini devam ettirme adına bir politika değişikliğine ya da güçlendirmesine gidecektir diyoruz. Ama üçüncü öncüldeki Rusya'nın Osmanlı azınlıklarını kışkırtmasına engel olma yukarıda Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içlerine karışmasıyla alakalı değil. Daha çok Karadeniz'e ilgili bir politikası söz konusu. O yüzden bunu alamıyoruz. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacaktır diyoruz. Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması'nda ara buluculuk yapmalarından dolayı Fransa'ya verilen kapitülasyonları 1740'tan itibaren sürekli hale getirmiştir. Bu durumun ileriki süreçte aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Osmanlı ticaretinde yabancıların etkinliğinin artması, Osmanlı pazarında yerli mal oranının azalması, Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesi, Osmanlı hazinesinin gümrük gelirlerinin artması, Osmanlı Devleti'nin ağır sanayisini kuramaması… Evet, yukarıdaki teşer neyle alakalı? 1739 yılında yapılan, 1739 yılında yapılan anlaşması ile alakalı bir soru. Burada Fransa Osmanlı devletine karşı, karşı devletlerle arada ara buluculuk yapınca Osmanlı devleti de bir teşekkür babında Fransızlara veren kapitülasyonları yani ticari ayrıcalıkları sürekli hale getiriyor. Daha önce de nasıldı? Her iki hükümdar değişikliğinde bu kapitülasyonlar yenileniyordu ama artık sürekli hale getirilecektir. Tabi bu durum arkadaşlar Osmanlı Devleti için nedir? Ekonomik olarak olumsuzluklara sebep olacaktır diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda A seçeneğinin B seçeneğinin C seçeneğinin ve E seçeneğinin Osmanlı Devleti için olumsuzluklar içerdiği açıkça bellidir. Ama D seçeneğindeki Osmanlı hazinesinin gümrük gelirinin artması olamaz arkadaşlar. Niye olamaz? Çünkü yukarıda Osmanlı Devleti için olumsuz bir durum varsa olumsuz bir durum karşısında Osmanlı Devleti'nin gümrük geliri artar mı? Artmaz. Neden? Çünkü artık bundan sonra daha fazla Fransız malı Osmanlı ülkesine girecektir. Çünkü sürekli hale gelmiş kapitülasyonlar ve dolayısıyla e, daha fazla Fransız malının Osmanlı ülkesine girmesi demek Osmanlı devletinin arkadaşlar gümrük gelirlerinin daha da azalmasına sebep olacaktır diyoruz. Çünkü çok düşük gümrük fiyatı ödüyorlardı kapitülasyonlardan dolayı Osmanlı'ya. E dolayısıyla az gümrük ödemeleri sonucunda Osmanlı devletinin hazinesinin geliri artar mı? Artmaz diyoruz. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. 1711'de imzalanan Prut Antlaşması ile Rusya Azak Kalesi ve çevresini Osman Devleti'ne geri vermeyi, Osmanlı sınırlarındaki Rus kalelerini yıkmayı, Lisan'ın iç işlerine karışmamayı ve İstanbul'da sürekli elçi bulundurmamayı kabul etmiştir. Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Rusya, Prut Antlaşması'ndan sonra Orta Asya siyasetine yönelmiştir. Rusların Karadeniz'e yerleşmesi Prut Antlaşması ile önlenmeye çalışılmıştır. Osmanlı Prut Antlaşması ile Lehisler'in egemenlik haklarını korumuştur. Rusya, Osmanlı siyasetini yakından takip etme imkanını yitirmiştir. Prut Antlaşması Osmanlı çıkarlarına hizmet etmektedir. Evet arkadaşlar yukarıda Prut anlaşmasıyla Osmanlı Devleti için neler var? Olumlu durumlar var diyoruz. Olumlu durumlar var. Bu bağlamda baktığımızda yukarıya göre A seçeneğimiz bir dursun arkadaşlar. B seçeneğimiz bakalım. Rusların Karadeniz'e yerleşmesi Prut Antlaşması ile önlenmeye çalışılmış. Neden? Çünkü Rusya Azak Kalesi çevresini Osmanlı Devleti'ne vermeyi kabul ediyor. Ve e, Osmanlı sınırlarındaki kalelerini yıkmayı tercih ediyor. Bahsedilen yerler nereler? Karadeniz'in kenarı olduğu için bu Azak Kalesi veren Dolayısıyla Osmanlı Devleti ne yapıyor? Ee, Rusların Karadeniz yerleşmesi engellemeye çalışıyor. Osmanlılar Prut Antlaşması ile Leysan'ın egemenlik haklarını korumuştur. Evet Leysan'ın iç işlerine karıştırtmayarak egemenlik haklarını korumuştur Rusya'ya karşı. Rusya Osmanlı siyasetini yakından takip etme imkanı yitirmiştir. Neden? Çünkü artık e, İstanbul'u takip etmek için bulundurduğu elçiyi bulunduramayacak. Dolayısıyla ile Osmanlı siyasetini yakından takip etme imkanını kaybetmiştir. Prut Antlaşması Osmanlı kararına hizmet etmektedir. Ne demiştik zaten yukarıda? Osmanlı için olumlu bir anlaşma demiştik. Ama A seçeneğindeki Rusya Prut Antlaşması'nın sonra Orta Asya siyasetine yönelmiştir dair bir bilgi yok. Bununla ilgili bilgi yok arkadaşlar. Yalnızca bu bilgiye göre buna ulaşılamaz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Recep 18. yüzyılda Osmanlı Devleti uluslararası alanda diplomatik desteğe ihtiyaç duymuştur demiştir. Murat ise bu durumu Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduyu batı tarzında yeniden düzenlemesi, Fransa'nın Belgrad Antlaşması'na ara yapması, 3. Ahmet Avrupa'nın önemli merkezlerine elçilikler göndermesi gelişmelerinden kanıtladığını söylemiştir. Murat yukarıdakilerden hangisini deseydi Recep'e doğru söylemiş olurdu. Evet sorumuza baktığımız arkadaşlar sorumuz 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda diplomatik desteği ihtiyacı duymuşla alakalı bir e, bizden yorum istiyor. Bu bağlamda baktığımızda Humbaracı Ahmet Paşa'nın orduyu batı tarzında yeniden düzenlemesi bu askeri bir düzenlemedir değil mi? Bu bir askeri düzenleme. Oysa bize sorunu soruyor diplomatika ile alakalı olacak diyor. O yüzden bunu alamıyoruz. Fransa'nın Belgrad Anlaşması'nı ara yapması. Bakın antlaşmalar diplomasiye örnektir. Diplomasiye örnektir. Fransa bunu yaptı ise ve Osmanlı Devleti Avrupa'nın desteğini demek ki ihtiyaç duymuş. Fransa'nın desteğine ihtiyaç duymuş. Antlaşmada ara yapmasına yapmasını müsaade etmiş. Demek ki diplomatik bir gelişme var burada. Üçüncü Ahmet'in Avrupa'nın önemli merkezlerine elçilik heyetleri göndermesi. Arkadaşlar elçilik nedir? Diplomatikanın en güzel örneğidir. Diplomatiğin en güzel örneğidir. Avrupa devletlerine Osmanlı'nın elçilik göndermesi. Dolayısıyla oradaki diplomatik gelişmeleri yakından takibi etme isteğidir. Ve bizden diplomatik gelişmeleri istiyordu. Bunu da alabiliyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz 2 ve 3 D seçeneği olacaktır diyoruz. 3. Selim'in gerçekleştirdiği ıslahatlardan hangilerinin ülke sanayisinin kurulması ve gelişmesine yönelik olduğu söylenebilir. Devlet matbaasının kurulması, iradecit hazinesinin oluşturulması, yerli malı kullanımı için önlemler alınması. Sorumuza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz bakın püf noktası şurası. Ülke sanayisinin korunması ile alakalı diyor. Devlet matbaasının kurulması ülke sanayisiyle bir alakası var mı arkadaşlar? Hayır. Bu daha çok kültür alanda, teknik alanda bir gelişme. Iğrat-ı Cedid Hazinesi'nin bakın hazine diyor. Bu daha çok ekonomi alanında bir gelişme. Fakat bu Irad Cidit Hazinesi niçin kurulmuştu? E, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun maaşlarının karşılanması için oluşturan ayrı bir bütçe yani dolayısıyla bu da Osmanlı ülke sanayisinin korunması ve geliştirmesine yönelik bir gelişme değil. Yerli malı kullanılmasını önlemler alınması. Evet arkadaşlar asıl aradığımız bu. Çünkü ülkede eğer yerli malı kullanılırsa ki yerli malı da o ülkenin kendi sınırları içerisinde üretildiğinden dolayı ne olacaktır? Sanayisi gelişecek ve dışarıya parası gitmeyecektir. Yabancı birinin malını eğer ithal etmiş olsaydı Osmanlı Devleti ne olacaktı? o ülkenin e, malını alacak ve parasının dışarıya gitmesine sebep olacaktı. Bu da ne olacaktı? Osmanlı devletinin olumsuz bir durum olacaktı diyoruz. Ama yerli malı kullanımının için önlemler alınması e, ülke sanayisinin korunmasına yönelik diyoruz. Doğru seçeneğimiz yalnız 3 C seçeneği olacaktır diyoruz. Fransa'nın Mısır işgal etmesi üzerine İngiltere ve Rusya Fransa karşısında Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. İngiltere ve Rusya'nın bu tutumu durumlarından hangilerine bağlanabilir? Osmanlıların Fransızlara ittifak yapmasını istememelerine, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de güçlenmesinden çekinmelerine, Osmanlıların Fransa'yı tek başına yenemeyecek bir durumda olmasına. Evet tarihler arkadaşlar biliyorsunuz Fransa 1798'de nereye işgal etmişti? Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Mısır'ı işgal etmişti. Bu durum karşısında İngiltere ve Rusya Fransa karşısında Osmanlı Devleti'ni destekliyordu. İngiltere ve Rusya'nın bu tutumu yani Osmanlı niçin desteklemişlerdir baktığımızda Osmanlıların Fransa ittifak yapmalarını istemediler. Bir kere Osmanlı Devleti ile Fransa yukarı ittifak yapmıyor arkadaşlar. Tam tersine Fransa Osmanlı topraklarına saldırıyor. Bu ittifak olmaz arkadaşlar düşmanlıktır. Fransa'nın Doğu Akdeniz'e güçlenmesinden çekinmelerine. Evet, İngiltere niçin Osmanlı'ya yardım etti Fransa'ya karşı? Çünkü Mısır Doğu Akdeniz'de idi. Eğer Fransa Mısır'ı alırsa ne olacaktır? Doğu Akdeniz'e güçlenecektir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'den de biliyorsunuz İngiltere sömürge yollarına geçiyor. Bunun istemeyen İngiltere ne yapmıştır arkadaşlar? Osmanlı devletine yardım etmiştir kendi çıkarları için. Osmanlı Fransa'ya tek başına yenemeyecek bir durumda olması da yine ne yapmıştır? Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı'ya yardım etmesine sebep olacaktır diyoruz. İşte İngiltere ve Rusya'nın e, Fransa'nın Mısır'ı saldırması karşısında Osmanlı'ya yardım etmesini biz 2 ve 3. öncülleri açıklayabiliyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır diyoruz. Birinci Abdülhamit yabancı uzmanların din değiştirmesi ve Osmanlı kıyafeti giyme zorunluluğunu kaldırmıştır. Birinci Abdülhamit'in bu düzenlemesinin amaçlarına hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Islahatlara oluşabilecek tepkileri önleme, ıslahatlarda yabancı uzmanların daha fazla yararlanabilme, ıslahatları devlet haline getirme. Şimdi biliyorsun arkadaşlar Osmanlı devletinde uzman olmak için daha doğrusu Osmanlı devletinde memur olmanın şartı neydi? Müslüman olmak. Müslüman olmak artı neydi arkadaşlar? Türkçe bilmekti değil mi? Türkçe bilmekti. Dolayısıyla bunları yerine getiren Osmanlı devletinde memur olabiliyordum. İşte ee, Birinci Abdülhamit bu e, din değiştirme mad, Müslüman olma maddesini kaldırıyor diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda niçin Abdülhamit bunu yapmıştır? Islahatlara oluşabilecek tepkileri önleme. Hayır arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten halkın ıslahatlarına doğru dürüst bir haberdar değil. Islahatlarda yabancı uzmanların daha fazla yararlanma. Evet daha fazla yararlanmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biliyorsunuz yabancı uzmanlar daha çok gayrimüslim olduğu için Osmanlı şu yukarıdaki Müslüman olmak ve Türkçe bilmek memur olmanın şartlarından dolayı fazla yararlanamıyordu. Ama bu maddenin kalkmasıyla beraber daha fazla yabancı uzmana yararlanma amaçlanmıştır. Islahatların devlet politikası haline getirme, yukarıda ıslahatların arkadaşlar o, devlet politikası haline getirmesiyle ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Bu bağlamda baktığımızda yalnız iki B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Yukarıdaki birinci grupta verilenlerden hangileri ikinci grupta verilenlerle doğru olarak eşleştirilmiştir? Rusya ve Avusturya'nın Bizans'ı yeniden kurmak istemesi Grek projesi, Karadeniz'in son kez Türk Gölü haline getirilmesi Belgrad Anlaşması, Nizam Cedid ıslahatlarının kaldırması Patrona Halil isyanı, Kırım'ın bağımsızlığını kazanması Aynalık Vakti'nin kinamesi, Esam sisteminin uygulanmaya konulması Edirne olayı. Evet arkadaşlar. Rusya ve Avusturya'nın Bizans'ı yeniden kurmak istemesi Grek projesi doğru. Karadeniz'in son kez Türk Gölü haline getirilmesi Belgrad Anlaşması 1739 bu da doğru bilgi. Nizami Cedid ıslahatlarının kaldırılması arkadaşlar bu patronu Halil isyanı değildir. Bu Kabakçı Mustafa isyanıdır. Kabakçı Mustafa isyanı Mustafa isyanı olacaktır. Kırım'ın bağımsızlığını kazanması aynı kısımda Tiencihnamesi değil, Küçük Kaynarca Antlaşması olacaktır. Küçük Kaynarca Antlaşması olacaktır. Esam sistemi uygulanmaya konulması Edirne olayı değil arkadaşlar. Bu bir iç borçlanma olayıdır. İç borçlanma olayıdır. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Aydınlanmacı düşüncenin önde gelen isimlerinden Immanuel Kant aydınlanmayı aklı kullanma cesareti olarak nitelendirmiştir. Buna göre aydınlanma çağında durumların hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Bilim ve tekniğin ilerlemesi, din dışı düşünce hayatının gelişmesi, deney ve gözlem metodunun yaygınlaşması. Evet aydınlanma düşüncesi aydınlanma çağı arkadaşlar ne zamanda biliyorsunuz özellikle 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da kendini göstermeye başlayacaktır diyoruz. Bu bağlamda baktığımızda Kant diyor ki aklını kullanma cesareti. Ve aydınlanma çağında bilim ve teknik ilerler mi? İlerler. Neden? İnsanlar aklını kullanmışlar, deney ve gözlem yapmışlardı diyoruz. Buna ulaşabiliriz. Din dışı düşünce hayatına gelişmesi daha önceden ne vardı arkadaşlar? Avrupa'da aydınlanma düşüncesinden önde skolastik düşünce olan din düşüncesi vardı ve bu düşünce de baskıcı ve totaliter bir düşünceydi. Kilisenin düşüncesiydi. Bağımsız düşünemiyorduk. Artık din dışı düşünce hayatının gelişmesi ne olacaktır? E, aydınlanma çağıyla beraber hayat bulacaktır Avrupa'da diyoruz. Deney ve gözlem metodunun yaygınlaşması yine insanların aklını kullanarak deney ve gözlemi başlaması aydınlanma çağının gelişmesinde ayrı bir etken olacaktır diyoruz. Bu yüzden 1 2 ve 3 öncülümüzdeki gelişmelerde Immanuel Kant'ın aklı kullanma cesareti doğrultusuna geliştiği söylenebilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği.